Şimşekler çakıyor gökyüzünde. Haşır 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 sesler geldi. Yani çok şiddetliydi. Hepsine sesim duydum. Her yaptılarını, acılarını. Ne olur yardım edin, kimse yok mu? I'm a rescue worker. I go to any kind of disasters. I always think that everybody needs a second chance. Sometimes we are the second chance for them. We are gathering up the calls and the alerts from people. Normally we are focusing on the calls that there are alive people under the collapsed buildings. We first make a general analysis of the building. Is it risky? Is it too risky? Is it impossible? We are here to rescue people. We are here not to die. If we die, more people will die. So we have to be alive. Mustafa Ahmed. One of the people came and they said that we are getting sound from this building. Can you please check? A small sound is important for us. It means that there is someone there. Just think that you are lying under the blocks for more than 40 hours. It's cold, no water, no food, pain. And suddenly someone is approaching to you and saying that we are here. We found that there is a body, but we are not sure if it is alive or if it is dead body. We are not sure. But we wanted to take our chance and try. The communication with the person under the building is important. You have to keep him alive. You are their last chance. She never gave up. Hadi abi yavaş. Atlan tamam. Abi az daha çek döndürelim. She even made some jokes. We were saying, stand still, hold on there. We are coming for you. And she was saying, no, you hold on there. I'm coming for you. Ben gele ayağa sağlık sana. It was impressive. But it was very emotional as well. Birlikte çıkacağız dedi. Seni ellerinden tutup çekeceğim dedi. Yok dedim, hayır dedim, sen beni çekemezsin, ben kiloluyum dedim. I saw this in her eyes. She kept the family together. She refused to die. Onu söyledi. Babası kızım nefesini boşa harcama dedi. İngilizce sayılar say kızım dedim. Sırf kendini bırakıyordu. Kimse duymuyor aşkım. Gelmiyorlar aşkım, kaldık. Pes etmeden bırakmadım. Çünkü dedi, beni duyabiliyor musun dedi. Evet dedim. Sen dedi Hüseyin'i biliyor musun dedi. Tabii de biliyorum dedim. Hüseyin benim kardeşim dedim. O dedi, o abla dedi, o bizi getirdi buraya dedi. Senin için daha güvenli bir yol hazırlıyoruz ablacığım. Bütün her şey bitti. Kurtuldun.
You can set up the buildings again, you can set up everything again. But you cannot set up families again. I'm calling. Hatice abla. Merhaba Hatice abla. Abla ne abi? Nasılsın? Merhaba. Çocuklar nasıl? Bizim için hep onları çok. Hastaneden çıkınca evi ziyarete geleceğiz abla. Ona göre yemekleri hazırla şimdiden. Sözüm var. Sözüm var. Sözüm var. Bizde. Hüseyin abi. Hüseyin abi. İyiyiz abi. Çok şükür. Siz dünyanın en efendi adamlarından birisin Hüseyin abi. Seni seviyoruz onu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sen sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Görüşmek üzere. I'm here for people to hug their kids, not to bury them. That's why I'm in this job. Okay. Okay. Let's go.